Kamu bankası sayısı 5'e yükseldi. Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, faiz hassasiyeti olan kişiler ve işletmelere hizmet verdiklerini hatırlattı. Bu bankacılık türü faize duyarlı, yani faize karşı olan, faiz ekonomik faaliyetlerinde faiz kullanmayan, hem tasarrufunda hem yatırımında, kredilendirmesinde faiz kullanmayan insanımıza bir hizmet kapısı açtık. Biz bir kere tasarrufçuya faizsiz esasta parasını değerlendirme imkanı sağladık. Saklama ve değerlendirme, nemalandırma imkanı sağladık. Belli vadelerle, belli zaman dilimleriyle vatandaşın parasını alıyoruz, tasarrufunu alıyoruz. Bir, saklıyoruz, koruyoruz. İki, onu nemalandırıyoruz. Yine faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde bunu yapıyoruz. Vatandaş istediğinde de parasını kendisine iade ediyoruz. Faizsiz sistem sermaye piyasalarında da büyütülecek. Sermaye piyasası ayağında katılım bankacılığı da bir atılım içinde. Biz sadece bankacılık ayağı değil, sermaye piyasasında da katılım bankalarının veya katılım bankalarının kurduğu iştiraki şirketlerin faaliyet göstermesini düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımız var. İşte emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri kuruldu. Onlar faizsiz esasta fonlar oluşturarak o emeklilik şirketlerinin de toplanan paralara değerlendirilmesine katkı sağlıyorlar. Bu sukuk dediğimiz, bizim Türkiye'deki rezervat fıkısı dediğimiz enstrümanın, onlar faizsiz bankacılık prensiplerine göre oluşturulmuş enstrümanlarında yaygınlık kazandırılmasına çalışılıyor. Biz de onun içindeyiz. Burada Borsa İstanbul'la da işbirliği yapıyoruz. Bizim bir kısım işlemlerimize bu faizsiz enstrümanların piyasada, daha doğrusu ekonomik hayatta yer almasına borsada, SPK'da aracılık yapmış oluyor. Osman Akyüz, Türkiye'de tasarruf oranının düşük olduğunu belirtti. Tasarrufların artması için yapılanları ve yapılması gerekenleri sıraladı. Bireysel emeklilik sistemi kuruldu. Şimdi o zorunlu hale getirildi. Her çalışan o sisteme girmek durumunda. Dolayısıyla bizim tasarruf etme mecburiyetimiz var. Bu tasarruf etme bireysel emeklilik mekanizması çerçevesinde yapılabilir. Bankalar marifeti, zaten bankalar tasarruflara topluyorlar. Ekonominin finansmanında kullandırılıyor bu paralar. Yani yatırımların, işletme sermayesinin temininde bu kaynaklar kullandırılıyor. Dolayısıyla biz bankalar olarak zaten tasarruflara talibiz. Onları alıyoruz, muhafaza ediyoruz, ekonomiye aktarıyoruz. Bizim de hiç olmazsa böyle 30'ların üzerine tasarruf oranı taşırsak büyümeyi finansmanda, ekonomiyi finansmanda daha rahatlarız. Şu cari açık problemimizi büyük oranda çözeriz. Cari açık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Ama onun boyutları ekonomi zaman zaman böyle duvara toslar hale getiriyor. O tehlikeden kurtarmak için tasarruf oranını artırmak durumundayız. Her şeyden tasarruf etmemiz lazım. Sudan, elektrikten, paradan, harcamadan tasarruflu kullanmanız. Kalan para zayi olmuyor. Kalan para tekrar ekonominin finansmanında değerlendiriliyor. Büyümede değerlendiriliyor. Dolayısıyla tasarruf çok önemli. Biz sektör olarak, Katılım Bankaları Birliği olarak da bu tasarrufa ilişkin çalışmaları, hükümet biliyorsunuz bu yıl tasarruf yılı ilan etti Türkiye'de. Biz de birlik olarak bu faaliyeti destekliyoruz. Çünkü ülkemizin, ekonomimizin yararına olduğunu düşünüyoruz.